Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar birlikteyiz. Özellikle son dönemde hem Koç Üniversitesi'nden hem Boğaziçi'nden öğrencilerimizin sınavları olduğu için ödev kontroller, dersler derken epey yoğun bir dönem geçti. Şimdi sınav sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. Güzel sonuçlar, güzel haberler aldıkça ben de mutlu oluyorum. Tabii bu bizi bir sonraki aşamaya getiriyor. Şimdi Türkiye'nin pek çok farklı üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfı okuyup daha sonra bölümlerini İngilizce olarak okuyacak öğrenciler için atılması gereken geleceğe yönelik faydalı adımlar var. Bu derste de proficiency sonrası tavsiyeler neler, ne söyleyebilirim? O yollardan geçmiş bir sürü öğrenciye rehberlik etmiş biri olarak aklıma gelen temel bazı satır başlarını sizinle paylaşacağım. Bu bir nevi sohbet gibi olacak. Yani öyle formal bir ders gibi değil de sohbet gibi. Temel konu başlıklarına birlikte bakalım. Burada aklıma gelen 3-4 tane noktayı sizin için not aldım. Şimdi onlara birlikte bakalım. 1. Sizi neler bekliyor? Yani üniversite hayatında sizi neyin beklediğini bilirseniz işleriniz birazcık daha kolaylaşıyor. Çünkü ona göre tedbir alabilirsiniz ya da adım atabilirsiniz. İngilizce eğitim almaya başladığınızda özellikle ilk 2 dönem çalkantılı geçebiliyor, daha zorlu geçebiliyor. Bunun temel sebebi de ilk 2 dönemde mesela o zamana kadar belki genel İngilizce gördüğünüz akademik İngilizce'de farklı alanlardan kelimeler öğrendiniz ama okuyacağınız alanın kendine has bir terminolojisi, İngilizce terimleri, ifadeleri var. Onları öğrenmek biraz vakit alacaktır. Yani hem ilk 2 dönemde İngilizcenizi daha da geliştirmek için uğraşacaksınız hem de dersleri takip etmek, haftalık ödevleri yetiştirmek derken üzerinizde biraz daha ağır bir yük olacak. Peki ilk 2 dönemin daha az çalkantılı geçmesi için ne yapabiliriz? Yani dersler başlamadan hani yaz tatili döneminde neler yapılabilir? Şimdi bütün öğrencilerimize sınavını tamamlayan, sınavını başarıyla geçen tüm öğrencilerimize verdiğim en temel ve etkili tavsiyeyi sizinle paylaşayım. İlk dönem alacağınız ders listesine bakın ve mümkünse o derslerin kitaplarından yazın okumaya başlayın. Diyelim ki siz psikoloji bölümünde okuyacaksınız. Hemen mesela Introduction to Psychology muhakkak olur işte psikolojiye giriş ya da bu bir işletmede okuyor olsanız Introduction to Business o tarz bir ders olur ya da mühendislikte okuyor olsanız işte matematiğe cebire giriş tarzı bir ders olabilir. Hep giriş dersleri olur genellikle ilk iki dönemde. İlk dönem alacağınız derslerin birkaç tanesine bakın. Onların kitaplarını eğer tedarik edebiliyorsanız hani bazı üniversitelerin civarında genellikle kırtasiyeler olur, oralarda bulunur ya da uluslararası hani bir kitapsa internetten sipariş etmeniz ya da bulmanız mümkün olabilir. Onları da bulamıyorsanız direkt o konu başlığıyla ilgili internette pek çok doküman diyelim Amerikan üniversitelerinden, İngiliz üniversitelerinden pek çok doküman var. Onları bulup mesela okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Başta zor gelecektir çünkü diyelim ki işte matematiğe giriş dersini ya da cebire giriş dersini diyelim. İngilizce okuduğunuzda ya da videosunu İngilizce takip etmeye çalıştığınızda bilmediğiniz pek çok kavram çıkabilir. Zaten işin zor olduğu nokta da orası. O kavramları mümkün olduğunca yaz döneminde okuyup öğrenirseniz bölüm başladığında çok daha rahat hareket edersiniz. Ya da diyelim psikolojide deneyler, farklı terimler, ifadeler var. Onları yazın ne kadar çok okursanız yani önden kendinizi hazırlarsanız, ısınırsanız bölüm başladığında o kadar rahat edersiniz. Kesinlikle tavsiye edeceğimiz bir adım. Bunun dışında şöyle de güzel bir yönü var. İngilizce olarak bölümünüzü okumanın. Eğer emek verirseniz yani derslerinizi güzelce takip ederseniz, ödevlerinizi yaparsanız yani çünkü düşünün 4 yıl 5 yıl neredeyse onlarca dersi İngilizce olarak alacaksınız. Hani yüzlerce binlerce sayfa makale yazı okuyacaksınız, işte pek çok sunum yapacaksınız, yazacaksınız. Eğer bunu hakkını vererek yaparsanız yani İngilizceyi bir yol arkadaşı olarak kullanırsanız mezun olduğunuzda çok iyi İngilizceniz olur. Mesela ben Boğaziçi psikolojiden, politikadan, yani siyaset biliminden diyelim arkadaşlarım var. Yani mezun olduklarında çok ileri seviye, hani mükemmel diyebileceğiniz İngilizce becerileri ve dolayısıyla TOEFL gibi sınavlardan aldıkları çok yüksek puanları vardı. Yani emek verirseniz o 4 yılın sonunda çok iyi bir İngilizceniz olabilir. Bu gerçekten emek iş ama diyelim ki siz
Belki sayısal bir bölümde okuyorsunuz. Diyelim ki sosyal bilimler ağırlıklı bölümlerde İngilizce ile daha haşır neşir oluyorsunuz. Ama diyelim ki mühendislik gibi bölümde okuyorsunuz. Daha çok işte denklemlerle uğraşıyorsunuz, hesaplarla uğraşıyorsunuz. İngilizceyi kullanmazsanız zayıf kalabilir. Eğer öyle bir bölümdeyseniz size tavsiyem sosyal bilimlerden seçmeli ders almaktır. Mesela psikoloji dersi almak, sosyoloji dersi almak, işte tarih dersi almak. Farklı sosyal bilimler dersleri alırsanız hem genel kültürünüz gelişir hem de İngilizceniz kuvvetlenmiş olur. Bir de son olarak mezuniyet sonrasına hazırlık. Hani dedim ya, eğer hakkını verirseniz zaten güzel bir İngilizce altyapısı oluşmaya başlar. Benim burada mezuniyet sonrası için tavsiyem kesinlikle IELTS ya da TOEFL gibi bir sınavdan güzel not almak. Peki sınava ne zaman gireyim derseniz benim tavsiyem 3. sınıf bittikten sonra. Çünkü genellikle şöyle olur. 4. sınıfın ilk döneminde mesela yurt dışına başvuracaksanız ya da işte Türkiye'deki üniversitelere başvuracaksanız pek çok yerde yavaş yavaş kayıtlar, yüksek lisans kayıtları ya da doktora kayıtları açılmaya başlar. Ya da iş dünyası için başvuracaksanız hani yavaş yavaş iş fuarları, başvurular açılmaya başlar. O sebeple hani 4. sınıfın ilk döneminde TOEFL ya da IELTS gibi bir sınavdan puan almış olmak, hani iyi bir puan almış elinizin altında olması gerçekten güzel olur. Bunun için de bana ideal görünen aralık 3. sınıfın sonu, hani o yaz tatilinde ya da 4. sınıfın ilk döneminde muhakkak TOEFL ya da IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan bir İngilizce dil sınavından yüksek bir puan almak. Bu zaten olduğunda hem yurt dışında pek çok okula, kuruma, hem iş için hem akademik hayat için başvurabilirsiniz. Bu da gerçekten çok fayda sağlar. Çünkü bunu son ana bırakırsanız, diyelim 4. sınıfın 2. dönemine kalırsa bir sürü başka işin arasında yetiştirmek zor olacaktır. Bir de bir stres unsuru olabilir. Hani ne kadar önden hazırlık yaparsanız o kadar işiniz kolaylaşır. Evet sevgili arkadaşlar, aklıma gelen temel konu başlıkları bunlar. Siz de tabii İngilizce bölüm okuduysanız ya da okuyacaksanız sorularınızı, tecrübelerinizi aşağıda yorumlarda paylaşırsanız hep birlikte fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Herkes de bu sohbetten daha çok istifade eder. Evet, bir sonraki derste Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.